Şu iş varsa, şu ayak. Sağ ol. Evet, bu da başlıyoruz. Evet, bu da Sides.
müşterinin site çalışıyor. Site escape ve site attack. Şey bunu sıfır diyorsun. Aynen. Üstteki submission yapmaya çalışıyor. Submission alırsa sıfırlanıyor. Alttaki çıkarsa, daha yukarı yaparsa ya da submission yaparsa aşağıda. Aynı şekilde o bir şey. Okay. Yani direkt submission'a giriyor olmamız lazım aşağıda. Yoksa aşağıda. Küçük bir dipnot. Herkesi submit edemiyorsunuz. Tamam mı? Yani şöyle. Herkesin kolu bacağı kırılıyor. Herkesi boğabiliyorsunuz teknik olarak. Ama herkese bunu yapamıyorsunuz. Özellikle turnuvada adamın tek istediği şey hayatta kalmaksa ısrar ediyorsanız submit edemeyebilirsiniz. Bizim işimiz herkes orada submit etmek değil. Submit'e gideceğiz tabii ki. Ama baktığınız çok defansif oynuyor pozisyon. Tamam mı? Puanlarınızı üst üste eklediğiniz zaman emin olun o eğer gerçekten kazanmaya geldiyse orada patlamaya ve size açık ver yaratmaya başlayacak. Tamam mı? Onun için önce üstte olmaya, guard geçmeye, mount, side control, buralara odaklanmaya çalışın. Size hep söylüyorum ya, submit edeceğim diye sımsıkı sarılmayın. Patlarsa sizi sweep etmez. Önce pozisyon. Tamam mı? Ondan sonrasında submission'lar gelecek. Haydi başlayalım. Bunu aklını bulundurarak. Başlayalım. 2 dakika süremiz var. Side'dan başlıyoruz. Side'dan başlıyoruz. 2 dakika süremiz var. Ben çıkarsam sıfıra başlayayım. Thank you.
Bir ayak içeride, bir ayak dışarıda, şöyle. Ya üstteki ayak, alttaki ayak ya da bu şekilde başlıyorsunuz. Kim üst pozisyonu yakalarsa, okey? Üç diyecek kendinizle konuşuyorsunuz. Yani iki dakika süre vereceğim size, her sebebi resetleyeceksiniz. Ayaktaki scramble çok uzun sürmesin, nötr pozisyona geliyorsanız, hani yani şöyle başlayalım, ikimiz ayağa kalktık. İkimiz de dizler üzerine geldik ya, burada şöyle 3-4 saniye verin kendinize. Eğer biri diğerinin ayağından yakalayacak düşünebiliyorsanız düşünün. O zaman başardım. Yoksa tekrar sıfırlayın. Okey? Haydi. Orada kimsin? Başlamalar yok. Hayır. Sadece tek damla düşüyorsunuz. Scramble pozisyonu burası. Sen partide sweep ettiğini sweep ederken temasında devam ediyorsun ya. Bakın birçok yerde geliyorsunuz aslında bunun farkına varmadan. Şöyle. Mesela ayak al. Mesela. Evet. Burada bir yer düşürdüm. Yan gel. Buradayım. Öne doğru kalkmak istiyorum. Şahabın aynı pozisyona gelmesi için şu ayağını çıkartması lazım. Evet. Bak, buralarda düşürüyorum. Buraya geliyorum. Yine aynı şekilde ayağını çıkarttım. Yukarı kalkması yeterli. Ve benim kim head height kazanıyorsa o yine yukarı çıkıyor. Okay? Yani her durumda ayak entanglement varsa, ayakları bir şekilde tutuyor ya, sizin yapacağınız şey şu. Ayağı çıkartıp technical stand-up yapmaya çalışıyorsunuz. Tamam mı? Sweep'i kabul etmiyorsunuz yani. Niyetimiz o. Bunu bol bol çalışacağız. Hadi buyur yatalım. Aynı seviyede, aynı hizada. Başladık. Pozisyonu alalım. Top position için mücadele ediyoruz arkadaşlar. 2 dakika süreniz var. Bittikçe sıfırlayın. Bittikçe sıfırlayın. 3, 2, 1. Başladık. Dizlerinizle kalkın diye. Kimimiz pozisyonu eğitirse tekrar. Şu kadar sen tekrar baştan başlıyorum. Go!
Kalktığımız zaman dirseklerin üzerine geri gidiyorum ya, birer ayak içeride var. Bak şu anda Şahap'ın eli benim ayağıma daha yakın. Benim ona ulaşmam daha zor. Şahap burada ayağımı tutsa cart diye çeker beni altından. Okay. Biz eğer şu anda az önceki pozisyonda ben hala daha uzağım. Şahap daha yakın. Elini koyduktan. Omzuma. Frame alıyorsun ya çünkü. O bence şu anda daha iyi bir yerde. Ama ayağımı geri çekersen şu an nötrüz. Hiçbirimizin de yapabileceği bir şey yok. Ayakta tekrar takedown çalışacağız. Burada bir şey yapmaya çalışmak, yani illa ayağa gitmek zorunda değilsiniz bu arada. Burada sadece elleri bozmaya çalışırsanız, kafayı arka çekmeye çalışıp bunlara odaklanırsanız, underhook almaya çalışırsanız, kalkıp yapmaya çalışırsanız burada şansınız artıyor. Aynı ayakta biz ilk başta hep söylüyorduk ya, itmeyin partnerinizi. İtince jiu-jitsu yapamıyorsunuz. Yani tamam defans yaptınız, ittiniz, sonra onun hatayla uğraşıyorsunuz tekrar. Onun yerine ben onu uzaklaştırırken fazla uzaklaşmasını istemiyorum. Ben atak yapacağım çünkü. Buradaki mantık da aynı. Stüdyo servisi başladık. Ben kalkarken kalkmak ilk görevimi ezilmemek, sonrasında üste çıkmak istiyorum. Atak yapmak istiyorum. Okey? Buralar iyi tutuyorum. Büyük böyle uçak sahibi. Aynen. Sert yapmıyorum bu arada ama güzel yapıyorum. Güzel yapıyorum herhalde. Aynen. Şimdi bir an daha yapalım. Yine 3 dakika. Şöyle. Bunda da guard recovery yapmaya çalışacağız. Ama half guard almaya çalışacağız. Yani aslında half guard değil. Şu şeyi deneyeceğiz. Dizlerine gelir misin? Bunu biz bir süre çalıştık ama hop. Beyin durdu şu anda. Ha, şunu aşağı basıp gelmesi gereken yere geldi şu anda. Ya, beyin durdu. Ha, şuradan geliyorum. Şuraya geliyorum. Hayır, sweet değil. Kursus neydi? Hayır, leşim. Highlight shift, aynen. Highlight shift de gelmek istiyorum. Yani bu artık doğrudan shift. Partnerimin topuğunu ayağımla yakalayıp iki bacağımın arasına almak istiyorum. Tamam mı? Belinden yakalayacağım şimdilik. Burası benim için kafi. Ben buraya gelmek istiyorum. Tamam mı? Yani bunun mantığı biraz ayrı. Şöyle ayrı. Ben normalde partnerimi dizlerimin arasında istiyorum ya. Dizlerin önünde istiyorum. Ya da aynı şekilde arasında isteyebilirim. İsteyebilirim vesaire. Burada iş birazcık daha farklı. Ben onu uzaklaştırmak yerine onun altına girmek istiyorum şu anda. Okay? Onun için psikolojisi biraz daha farklı. Buraya gelmek istiyorum. Yani partnerimin ağrında ezilmeyeceğimin güvencesi aslında yok. Yani onu yaratmam lazım. Tamam mı? Güçlü bir şekilde diz ve dirseklerimi birleştirerek topuğunu yakalayıp burada tutmaya çalışıyorum. Okay? Bunun savaşını vereceğiz. Efendim? Sweep atmayın ya. Sweep atmayın, zorlaştıralım işi. Üstteki kişi manta geçmeye çalışacak. Alttaki kişi side'a başlıyor. Tamam, oradan gelmeye çalışalım. Bunu yapabileceğiniz çok iyi bir hareket var, size yardımcı olacak. Bam. Tamam. Bu üstteki kişinin ağırlığını zaten bozacak bir şey. Kalçasının altından ittiğiniz bir bam olacak. Tamam. Partnerinizin topuğunu dışarıda kalan ayağınızda yakalayıp sıkıştırmak istiyorsunuz sadece.
Tamam mı? Kalçanızı yaklaştırıyor, belini yakalıyorsunuz. Şimdilik buraya kadar gelin. Bir sekar falan kapalı. Saydan mı başlıyoruz ama? Saydan başlıyorsunuz. Bu nereye gidiyorsunuz? Saydan başlayın, Hafgard'a gelin. Yani side alttan. Evet, side alttan başlayın. Amacımız şey, yani işte guard recovery yaptım, butterfly oynadım falan değil. Şimdi farklı bir şey gidiyoruz. Onları istiyorum. Anlaşılan bir şey var mı? Rakip kalkarsa? Rakip kalkmıyor. Rakibin işi mount'a girmek. Side'den mount'a geçmeye çalışıyor. Side'den mount'a geçmeye çalışıyor. Almayı, topuğunu tutuyor. Evet, sadece ona ihtiyacım var. Okay. Aynı zamanda mount'a geçirmemek için de kollarını korumaya ihtiyacım var. Yani üstteki mount'a geçebilmek için zaten kol izolasyonuna ihtiyacım var. Başka türlü mount'a geçemez. Değil mi? Yani düzgün bir şekilde geçemez. Alttaki hem onun savaşını verecek hem de ayağı yakalamaya çalışacak. Dizi araya sokmaya çalışmıyor yani bu sefer. Tamam mı? Sayfa nasıl ayağı yakalayacağız? Holy ne soru sorduğun ne? Her seferinde cevabı benim verdiğim yeri diyorsun. Sen bulacaksın onu. Evet, bu. Amaç da zaten. Düşündürmek zaten. Nasıl? Sayfa İstediğini yapabilirsin. Ben kuralları sana verdim. Bunların dışında istediğin istersen burada kalkıp yapalım. Sen bilirsin. Senin sana kalmış yani. Senin oyunun nasıl olursa sen de. Deneyelim hadi. 3 dakika. Ha? Ne? Ya uçarsa. Ya uçarsa. 3 dakika. İyi mantıklı genel bir şey söyleyeyim bu arada. Ben o zaman ne yapayım? Değişmeye çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bir taraf denesin, ne olur? Evet.
Şimdi bak mesafeyi açtık. Şimdi hatlar çıkmış oldu. Şimdi ayağı. Ayağı. Eğer bu ayı fazla de adam böyle dünya yok. Time. Elimizi sağlayalım. Sıra yapalım.